Kentsel Dönüşüm'den merhaba, ben Zeliha Saraç. 24 ekranlarında kentsel dönüşümü konuşmaya, bilmeyenleri konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Özyurt'ta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk size. Konuşacağız kentsel dönüşüm, değişim, projeler, inşaat ve tabii ki ekonomiye etkisini, ama ondan önce bir dünyada kentsel dönüşüm nasıl gerçekleşmiş ve uygulamalar nasıl yapılmış, onunla ilgili bir haber var. Arkasından hemen dönüyoruz. Evet, haberimizi izliyoruz. Ülkemizde ve dünyada kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yayılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Projeler, amaçları, uygulama biçimleri, örgütlenme modelleri ve sonuçları bakımından çeşitlilik göstermektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan kentsel büyüme hareketleri sonucunda bazı bölgelerin yıkılıp yeniden yapılması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kamu sektörü yöntemli liderlik modeliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm süreçleri iki farklı temele dayanmaktadır. Bunlar 1851'de İngiltere'de çıkarılmış olan ve kentsel politikalar üreten konut kanunu ve 1851-1873 yılları arasında Fransa'da Paris kenti için gelişim müdahaleleri gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde ise sanayileşmenin hızlandığı kentleşme süreci beraberinde özellikle yoğun göç alan kentlerin kontrolsüz bir biçimde büyümesini getirmiştir. Bu sebeple dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kentsel dönüşüm çalışmaları buna imkan sağlayan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında çıkarılan yasayla hak ettiği yeri bulmuştur. Devam ediyoruz. Tamer Bey, tekrar hoş geldiniz. Şimdi kentsel dönüşüm diyoruz. Bazen kentsel yenileme diyoruz. Kentsel değişim diyoruz. Tabii farklı. Hani genel itibariyle çıkan kanun itibariyle kentsel dönüşüm diyoruz, ama önce isterseniz bir son 2-3 yıldaki bu sektördeki bir gelişmeye bir göz atalım. Yani nasıl görüyorsunuz bu 2010'dan itibaren ki bu 4 yıllık süreç nasıl bir İnşaat sektöründe, bu sektörde kentsel dönüşüm gerçi 2012 8. aydan sonra girdi yürürlüğe, ama nasıl bir gelişim gözlemlediniz? Nasıl 2013 nasıl gözlemlediniz? Bu seneyi nasıl gözlemliyorsunuz örneğin? Bana göre de kentsel dönüşüm mecburiyetinin 3 tane ana sebebi var. Birinci sebebi nüfus artışı. İkinci sebebi sosyal değişime uğraması. Yaşam şeklinin devamlı suretle tarih boyunca sosyal değişimlere uğraması, sosyal değişime uğramamız. Üçüncü ana unsur da bina ömürlerinin nitekim bir nihayeti olması. Yani ortalama bir bina ömrü 35 yıl, binanın tamamının, yani inşaatın tamamının ömrü de 70 yıl. Şu andaki teknolojiyle, şu andaki kullandığımız malzemelerle ilgili bu. Bu sebeple de kentsel dönüşüm bugün de yaşamak mecburiyetindeyiz. Bundan 50 sene sonra da yaşanacaktır. Belki bugün kentsel dönüşümle yaptığımız inşaatları 70 yıl sonra tekrar revize edeceğiz ve tekrar yaşanacak. Bu böyle başlıyor. Bu zaruriyetten ortaya çıkıyor. Bir kere İstanbul nüfusunla da alakalı. 2008 yılından itibaren İstanbul nüfusunda ciddi bir artış var. Bu kalıcı göç de var bunun içinde. Kalıcı olmayan turist göçü de var. 2008 yılından sonra özellikle İstanbul'da ciddi bir turist artışını görüyoruz. Bunlara da konut ihtiyacı, otel ve konaklama ihtiyacı doğuruyor. Bunların hepsine baktığımızda zaten kentsel dönüşüm kaçınılmaz olmuş oluyor. Ya tabii kentsel dönüşüm derken binayı sadece bina dememek lazım.
belki kentsel değişim, yenileme artık adına aynen. Herkes farklı diyebilir. Çünkü bu sadece bina değil. Evet. Değil mi? Çevre düzenlemesinden aynen. tutun da az önce aynen. bahsettiniz. Aynen. Otel yapımı, aynen. rezidansı aynen. yapımı. Aynen. Çünkü bazı kalıcı misafirler de oluyor yurt dışından gelen. Bu az önce saydığım 3 tane ana hı-hı. unsurdan bir tanesi sosyal değişimle de çok alakalı bir şey. Açalım onu biraz. Yani biraz açalım 50 onu. Yıl önce hı-hı. ya da 20 yıl önce, 30 yıl önce yaşam şekli farklıydı. O zaman insanlar sadece konutunda, oturduğu evde sosyalleşiyordu. Oysa şimdi insanlar evinin dışında sosyalleşiyorlar. İşte bir yemek organizasyonu olduğunda eskiden 10 yıl önce dahi evde yemek davetleri olurdu. Şimdi hepimiz neredeyse toplumun her gelir grubundaki insanlar artık dışarıda. Doğum günlerini dışarıda yapmayı istiyorlar. Yemek davetlerini birbirlerine insanlar daha dışarıda. Daha uçsuz geliyor çünkü. Aynen bunun tabii çeşitli sebepleri var. Dolayısıyla da sosyal değişimle de alakalı. O zaman ne oluyor? Ev ihtiyacı büyükten küçüğe doğru da yöneliyor. Hane içindeki nüfus sayısı her geçen gün azalıyor. Hmm. Bundan 10 yıl önce hane içindeki nüfus sayısına baktığımızda 6 ile 7 ile çarpıyorduk. Şimdi baktığımızda 3'e düşmüş. Çok yakın gelecekte bu 2 belki de 1 olacak. Bu 10 yıllık süreç çok önemli. Dolayısıyla bunların hepsine baktığımızda işte kentsel dönüşüm veya değişimi zaruri hale getiriyor. Bizim bölgemizde firma olarak baktığımızda da bizim inşaat yaptığımız %90 inşaatını yaptığımız bölge ilçe olarak Esenyurt ilçesi, İstanbul'un ilçelerinden bir tanesi olan Esenyurt ilçesinde de biz bunu aslında 8 yıl önce başladı bu. Hmm. Yani Türkiye'de belki 2 yıl, 3 yıldır ya da İstanbul'da 2-3 yıldır konuşuluyor. Fakat bizim bölgemizde 8 yıl önce başladı. İşte benim az önceki saydığım 3 tane unsur da bunları doğruluyor. Nedir bu? 8 yıl önce Esenyurt ilçe nüfusu 200 bin iken bugün 650 bin. Yani nüfus artışı zorlamış bunu. Evet. Sosyal değişim ya, 8 yıl önce baktığımızda bölgemize Anadolu'dan gelen insanların itibar ettiği bir bölgeydi. Şu anda Türkiye'nin her tarafındaki insanların itibar ettiği bir bölge. Sosyal değişim. Aynen öyle. Ulaşımların da etkisi var. Metrobüsten tutun da E5 ve altında tabii. etkisi var. Bunlara baktığımızda kentsel değişim veya dönüşümü zorluyor. Peki ulaşım konusu deyince ona da sormadan geçmeyeyim. Ulaşım konusu işte metrobüs olsun veya işte farklı yapılanmalar olsun artık adına ne diyeceksek. Bunun daha teknolojiyi kullanarak işte ne bileyim daha üst geçitler, raylı sistemden tutun da o bölgelere yani daha önce ulaşılması zor, trafik dolayısıyla gidilmek isteyen, taşınmak istemeyen, merkez uzak olduğu için bölgeler daha konut ihtiyacı artacak gibi görebilir miyiz bunu? Örneğin siz Esenyurt diyorsunuz, daha önce bundan kaç sene önce diyeyim ben size, 13-14 sene önce şu anki Beylikdüzü dediğimiz yer arsalardı. Aynen. Yani 2000'li yıllar, 98 yıllar tarladı, orada arsaydı. Tarlaydı. Bir firma satıyordu işte, hatta aylığı 60 TL'den işte 72 aylığından tarla satılıyordu. Çok 14-15 sene çok çok uzun bir süre değil. Evet. Şimdi oraya bakıyoruz, birbirinden güzel binalar, birbirinden güzel yapılar, AVM'ler tutum vesaire işte restoranlar sizin dediğiniz nedenlerden dolayı. Şimdi ama bir taraftan çok yoğun bir trafik oluştu o zamanlar tam daha yeni yeni başlarken belli bölgelerde. Ama şimdi yavaş yavaş bu metrobüstü vesaireydi onlarla hafifliyor gibi. Ulaşım noktasında daha da trafiği rahatlattığımız takdirde Beylikdüzü'nün dışına taşan İstanbul'un belki sınırlarını genişletici etkiler yaratacak mıdır? Yani ayrı bölgelerde yine kentsel dönüşüm demeyeyim, kentselleşme daha da yoğunlaşır mı sizce? Öyle bir şey var mı, akım var mı? Yatay'da İstanbul'un daha fazla, şu anda Yatay'da baktığımız zaman ikamet alanlarında İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri'ye kadar dayanmış evet, durumda. Evet. Ama oradan öteye çok fazla gideceğini zannetmiyorum. Yani Yatay'da genişlemeyi İstanbul tamamladı. Artık bundan sonra İstanbul'da dikeyde büyüme gerçekleşecek diye düşünüyorum. Dikeyde bu derken, benim şahsi düşünce. Yüksek binalar. Aynen, yüksek binaları daha fazla göreceğiz gibi. Çünkü kentsel dönüşümün de cazibe noktası bu. Kentsel dönüşüm, eğer şehir içindeki kentsel dönüşümden bahsediyorsak alanlar belli. Fikir de tepedeki gibi. Yani mevcut arazi belli. Herkes orada daire sahipleri daire istiyorlar. En az bir dairesi olan bir daire istiyor. O zaman ne yapacaksınız? Dikeyde büyümek zorunlu. İstanbul'daki arazi her geçen gün kıymetleniyor. Arazi metrekare fiyatları artıyor. O zaman ne olacak? Bu arazi fiyatlarını karşılamak için dikeyde büyümemiz şart. Yani bundan sonra tahmin ediyorum, bu benim şahsi fikrim,
İstanbul dikeyde büyümeye devam edecek, yatayda büyümesi tamamlandı gibi. Aksi ama takdirde belediyelerin yatayda büyümeye zaten yetişmesi de mümkün değil. Peki dikeyde büyümede de dikkat edilmesi gereken çok unsur yok mu? Yani İstanbul'un çarpık kentleşme derken eski binalardan ben bahsetmiyorum. Yani yeni binalarda çarpık kentleşme görüntüsü de çizmemeli değil mi? Yani aynen. Bunu yüksek derken burada yüksek, burada alçak, burada bilmem ne, bir uyum, ahenk olması lazım herhalde. Mutlaka. Bunun için bir şart çünkü çirkin görünür. Mutlaka öyle. Bir de yüksek bina yapmak zaten her müteahhitin yapabileceği, her firmanın yapabileceği bir şey de değil. Yüksek binaları yapmak, yüksek binadan yer almak bana göre daha iyi. Çünkü yüksek bina yapmak için teknolojiyi son anlamda kullanmanız gerekiyor. Mecburen, evet. Mühendislik hizmetini tam anlamda yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde zaten yüksek bina yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla yüksek bina, yani bir vatandaş baktığında bana göre yüksek binayı tercih etmesi çok daha doğru bir tercih olur. Çünkü onun altında çok daha geniş bir teknik hizmet vardır. Şimdi yani veya kontroller vardır. Aynı toprağa yakın olmak istiyor bizim millet de. yani toprağı. Ama bu fiyat deniyor. Ama mutlaka, tabii tercih meselesi tamam. Mutlaka istektir bu. Herkesin gönlünden geçer. Bir dönüm içinde bir tane evi olsun, 500 metrekare içinde bir ne tane güzel, evi olsun. Değil mi? Ama nerede? İstanbul'da artık bu zor gibi görünüyor ya da çok yüksek bedellerle olacak. Belki belli bir kısım alabilecek. Ama şu anda herkesin istediği bir ev almak var. Tabii, evi olmayanlar tabii, için konuşuyorum. Herkesin istediği öncelikle bir evi olsun. Ama bu arazi fiyatlarıyla geldiğimiz bugünkü noktada inşaat maliyetlerine de baktığımızda ancak bu